Ayakta arkaya konuşayım. Kıymetli milletvekilim, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, kıymetli belediye başkanları, değerli basın mensupları ve beraber yol yürümekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi ailem, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tüm bu olumsuz hava koşullarına rağmen bu büyük kalabalıkla, bu büyük heyecanla karşılaşmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu heyecan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde yerelde iktidar olacağının en kuvvetli göstergesidir. Hep beraber 31 Mart 2024 tarihinde 12 belediyemizi de alarak 2014'te elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayacağız. Bundan hiçbir şüphem yok. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Birkaç cümle de başkanıma tabii söylemek istiyorum. Volkan Başkanım için söyleyecek çok cümle var. Ama ben bunu kısaca özetleyeceğim. Çocukluğum, gençliğim, bugün de partimizle beraber onurla mücadele ettiğim değerli yol arkadaşıma çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Evet, şimdi geldik o ana. Kimileri için Volkan kardeşi, kimileri için Volkan abisi, kimileri için yoldaş, kimileri için arkadaş. Eşi için aşk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevda. Süleyman Paşa Belediye Başkan, aday adayımız Volkan Dallar. Bir dakika. Hadi be. Heyecanını bastırırız başkan. Önce Özgür, sonra Koray, bir heyecan yaptırdınız bana. Biraz geri gel bakalım. Şey, kapattı. Sen al böyle yavrum. O kameraya önümüzü kapatıyor. Şey, yine yazılar önümde ama. Can, biraz geri gel. Canım, affettim. Bir daha da güverim ben. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem, değerli Süleyman Paşalılar ve basınımızın gücü de temsilcileri. Süleyman Paşa Belediye Başkanlığı aday adaylık açıklamama hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Havasını soluduğum, suyunu içtiğim ve evlatlarımın doğduğu en büyük sevdam Süleymanpaşa'ya hizmet etmek için aday olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en genç il başkanlığını yaptık. Görevimizi başarılı şekilde tamamlayarak yeni genç bir arkadaşımıza il başkanlığımızı devrettik. Bu şehri genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla, engellisiyle ve çocuklarımız dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız ile ortak akılla yönetmek ve tüm kesimlere eşit hizmet götürebileceğimize inandığımız için aday olduk. Ben Volkan Dallar olarak bu yolculuğa çıkmıyorum. Birlikten kuvvet dar sözünü her daim kendine şiar edinmiş biri olarak biz diyerek, yani tüm Süleyman Paşa'lı yurttaşlarımız ile birlikte çıkıyoruz. İl başkanlığım sürecinde gerek deprem anından hemen sonra, gerek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde çalışmalarımızla hem Süleyman Paşa'lı hem de Tekirdağlı yurttaşlarımızın övgüsünü kazandığımıza inanıyorum. Bu süreçte söz verdiğimiz gibi sıkmadık el, çalmadık kapı kalmadı. Çok şükür. Geçmiş zamanlarda Tekirdağ Spor'un hem eski profesyonel oyuncusu olarak hem de profesyonel olarak başkanlık yaptığım süreçte Tekirdağ'a bir hizmetimi ödediğimi düşünüyorum. Esnaflığım sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığım'da hiçbir yurttaşımızı aç ve açıkta bırakmadık. Elimiz yettiğince, gücümüz el verdiğince her yurttaşımıza dokunduk ve dokunmaya devam edeceğiz. Çıktığımız yolun zor olduğunu biliyoruz. Ama sevdam olan Süleyman Paşa'nın kaybettiği 5 yılı
tekrar hep birlikte geri alacağız. ...251.580 yurttaşımızın istek ve beklentilerini çok iyi biliyoruz. Süleymanpaşa Belediye Başkanı olduğumuzda meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve ben Süleymanpaşa'da önemli konularda yurttaşlarımız ile birlikte hep birlikte ortak akılla karar vereceğiz. Belediyemizde başkanlık kapıları olmayacak. Çünkü biz makamlara değil, Süleymanpaşa'mızı kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız ve en önemlisi çocuklarımız ile birlikte alanlarda yöneteceğiz. Size burada şeref ve namus sözü veriyorum. Kapılar kimseye kapalı kalmayacak. Aşağıda güvenlik görevlileri yukarı randevunuz var mı demeyecek. Herkes kendi evine girdiği gibi rahat bir şekilde kapıdan içeri girecek. Bunun için de söz veriyorum herkese. Son sözüm Cumhuriyet Halk Partisi aileme. Tekrar söylemek isterim. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en genç il başkanı olarak beni seçen yoldaşlarıma tekrar sonsuz teşekkür ediyorum. Ben değil, biz diyerek yola çıkıyoruz. Haydi Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partili ailem. Yaptık, yine yapacağız. En büyük sevdam Süleymanpaşa. Vira bismillah. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Kağıtlara yazılıp okumaya alışık değilim. İl başkanlığı ilk konuşmamdan beri aynı şeyi tekrarlıyorum ama yine de hazırlık yaptıkları için kağıtları okuyorum, kusura bakmayın. Böyle atladıklarım olduysa burada sayın vekilim var. Nurten Yontar vekilim, geçmiş dönem vekillerim burada. İl başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım. Partimizde geçmiş dönemde meclis üyeliği yapmış değerli büyüklerim. Burada herkes burada. Anacığım burada, babacığım burada, eşim burada, çocuklarım burada, Devlet Partisi İl Başkanı kuzenim Hasan Çebi burada, diğer siyasi partilerinde temsilcilerinden arkadaşlarımız var, ilçe başkanımız burada, belediye başkanlarım, değerli yol arkadaşlarım, benim burada mikrofonda konuşmama vesile olan abilerim burada, Ulaş Başkanım, Emre Köprülü Başkanım, vekilim, Vahap Başkanım burada, bizimle yol arkadaşlarım. Hop. En başından beri bana çok kuvvet verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sen bu işi yaparsın, çık kardeşim dediler. Biz de onların başını öne eğmedik diye düşünüyorum. Abla hoş geldin. Ablamın da yeri başkan, Malkara İlçe Başkanım. Hoş geldin abla. Ablamız bir tane, bizim annemiz Malkara Neso. Sağ ol. Sağ ol. Bizim bir hayalimiz vardı. Maalesef inşallah bundan sonraki süreçte hayalimizi gerçekleştireceğiz ama benim bir hayalim vardı, Recep Alabey başkanım gibi 12'de 12 yapmaktı. Bize nasip olmadı ama ha ben ha Özgür arkadaşım dediği gibi beni de duygulandırdı. Zaten o atadan babadan Cumhuriyet Halk Partisi için kanının son damlasına kadar savaşan bir arkadaşım. Başkanım sana söz, bir süreliğine geri verdiğimiz her yeri tekrardan geri alacağız. Özgür Başkan'dan bunu başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Fikir Dağı tekrardan Sosyal Demokrat Belediyeleri ve Sosyal Güzel Anlamışları Özgür Belediye Başkanları'na kavuşturacak. Biraz geç oldu benim aday adaylığımı açıklamam. Onu da söyleyeyim. Böyle yağmurlu bir günde hepiniz buraya geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Öncesinde iyi başkanıydım. Açıklamamın doğru olacağına inanmadığım için partide gördüğümüz ahlakla da daha sonrasında kurultay delegesi oldum. Tekrardan kurultay delegesiyken aday adaylığı açıklamanın doğru olmadığını düşündüğüm için. O yüzden yoksa Vahap Başkanım dedi dışarıda büyük bir sahne kuralım. Orada güzel bir açıklama yapalım ama maalesef başkanım yağmurlu bir havaydı. Yoksa senin dediğini yapacaktık hepimiz sokakta parti binamızın önünde güzel bir açıklama yapacaktık. Ama olsun bereketimizden geldik diye düşünüyorum. Mazmut Bey'i aldığımızda yine beraber abilerimle, tüm ablalarımla, arkadaşlarımla beraber döndüğümüzde pazardan, halkın içinden geçerek geldik. Giderken de aynı şekilde hafif bir yağmur çileştiriyordu. Bereketli geldik. Allah'ın izniyle şimdi de bereketli geliyoruz diyorum. İnşallah her şey güzel olur.
nasip olursa adaylığımız, memlekete hizmet edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama burada tekrardan söylüyorum, tüm aday adayı olan abilerime, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Benimle ilgili bilmeniz gereken tek bir şey var. Benim istediğim tek şey AKP'li belediyeleri tekrardan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler haline getirmek. Kim sandıktan çıkarsa seçsin, hiç kimsenin şüphesi olmasın. 70 dönemlerde yaşanan hiçbir şey bizim dönemimizde yaşanmayacak. Hemen arkasında elimde bayrakla kapı kapı dolaşacağım. Çalmadık kapı bırakmayacağım. Gerekirse eşimle beraber gece insanların evlerine gidip bir fincan kahvelerini içeceğim. Ben olmuşum olmamışım hiç önemli değil. Yeter ki Süleyman Paşa'yı tekrardan diğer ilçelerimizi hep beraber kazanalım. Büyükşehir'le beraber Trakya'yı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi yapalım. Mikrofonu özlemişim. Yağmurlu günde kalabalık da burada herkes tekrar teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun. Benim söyleyeceğim son şeyi de söyleyeyim. Ben rozetimi çıkarttım. Artık belediye başkanıyım. Herkese eşit davranacağım tabii ki. Ama Cumhuriyet Halk Partisi beni getirirse bir yerlere getirecek. Örgüt benim için her şeyden kıymetlidir. Bunu hiç kimse unutmasın. Kapım sonuna kadar herkese açık olacak. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de ilelebet 100 yıl değil, 200 yıl değil, 300 yıl değil, 1000 yıl yaşayacak Allah'ın izniyle. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim. Evet, sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili basınımızın soruları varsa onları da alalım. Volkan başkanımız cevaplasın. Hakan. Kıymetli misafirler, soruları şu an için sadece basın mensuplarından alacağız. Basın mensuplarının sorularını alalım. Ben aşağı salondakilere de buradan merhaba diyorum. Kusura bakmayın, yukarıda yerimiz olmadığı için sizi aşağıda ağırlıyoruz ama kalbimiz bir, sağ olun, var olun. Bakar mısın çocuğum? Evet. Alayım ben şimdi sorular varsa sorun. Aslında soru sormak istemiyorum Volkan. Biliyorsun yolun açık olsun demiştim. Niye yolun açık olsun diyorum. Lütfen metinlere bağlı konuşma. İlticalen çok daha iyi olur. Kendini çok daha iyi ifade ettin. Sadece bir tavsiyede bulunayım istedim. Kolay gelsin. Öncelikle herkesin merak ettiği soruyu sormak istiyorum. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Bu temayül ne şekilde geçecek? Gerçekten üyeler bazında mı olacak? Bir de ilçelerde 25 bin lira aday adaylık bedeli alınıyor. Bu özellikle Özgür Başkanı'na söylüyorum. Aday olmak isteyip de bu meblağı çok bulanlar var bu konuda da. AK Parti daha 20 bin lira alırken sizin böyle yüksek bir